Texas, Houston'dan herkese selamlar, sevgiler. Arkadaşlar, bugün ekonomiden bahsedeceğim. La Badi Menki, sen ilkokul mezunusun. Sen ne anlarsın bu ekonomiden? Kardeş, bak orada duracaksın. Ekonomi benim alanım. Ekonominin kitabını yazdım. Yok la yok. Ekonomi köydeki ebem, dedem dahi bilirdi. Bak, ebem dedem usulünü söyleyeyim. Yorganını ayağına göre uzat. Bu bir ekonomik terim bana göre. Yani diyor ki, kardeş ne kadar harcıyorsun, ne kadar kazanıyorsun o kadar harca. Kazandığından fazla harcarsan, açıkta kalın, bir yerde tıkanın, batan. Ayran yok, içmeye, tahtere valli ile gidiyor mıçmaya. Ha, bu da ekonomik terim. Eski anam babam usulü. Yani ne? La kardeş paran yok, pulun yok. Bu şatafat senin neyine? Neyse birkaç tane örnek vereyim. Misal bir kooperatif kuracağız. 50 kişi, 100 kişi, kaç kişi gerekiyorsa artık para kazanacağız ya. Bir kooperatif kuruyor. Başına da 3-5 kişi geçiriyor. Neyse başkan, yardımcısı, şunusun, bunusun. Biz gene işlerimize bakıyor. Kooperatif çalışıyor. Uzaktan baktın mıydı kooperatif iş yapıyor görünüyor. Hakikaten de iş yapıyor. Ama sene sonu geliyor lan kooperatif para kazanmamış. Nasıl oluyor? Çünkü baştaki adam başkan diye seçtiğimiz bizden biri. Kardeşim bir yerde bir iş mi yapılacak? 100 liraysa bunu 1000 lira alıyor faturasını. 1000 lira. Neyi diyor? Sene sonu geliyor lan para yok. Halbuki para almış. Para kazanmış kooperatif ama giderleri çok gösterdiği için para yok gibi görünüyor. Hatta bu başkanımız doyumsuz. La bir de ne var ne yok. Gidiyor bankalardan nerede buldu? Borç alıyor. La gün geliyor. Kardeşim para kazanacak diye kurduğumuz kooperatif dünya kadar da borçlanıyor. Dirken borcunu ödeyemiyor. Bankalar hacize başlıyor. La bir bakıyor ki lan kardeşim evimize haciz gelmiş. Niye? Kooperatif ortağız. Kâra da ortak, zarara da ortak. Ne oluyor? Maddi zararımız oluyor. Bir de köylü. Mesela köydeyik kardeşim. Köydeyik, kasabadayık. İşte ebeden, dededen, babadan, neden, neyi kaldıysa kardeş. Tarla, tahım, taklavat, motor hepsini satıyor. Gitmiyor. Oradan buradan kimi bulduk? Borç alıyor. Kimi bulduk? Borç alıyor. Uçan kuşa borcumuz var. La gün geliyor, kimse borç da vermiyor. Satacak bir şey de kalmamış. Apışıp kalıyor. Evdekiler de o güne kadar demiyor ki, lan kardeşim sen bunları satıyorsun da veya bu kadar borç ödüyorsun da nasıl ödeyeceğiz diyen yok. La bunları sattık, tarlayı, tahvayı sattık da biz ne ekip ne biçeceğiz diyen de yok. Hazır para yedik, bitirdik. Yani diyeceğim kardeş, her şeyin başı vatandaş. Şimdi misal, bir miras kalıyor. Kardeşi öldürüyor. Veya mahkemelik oluyor. Bir şeyler oluyor. Düşman oluyor. Ya arkadaş, bu vatan da dededen, atadan bize kalan bir miras. Yani gökten zembille inmedi bu vatan. Uğruna nice şehitler verildi, nice gaziler oldu. Yani bunu böyle düşünüp nasıl mirası savunuyor hakkını, vatanı da savunmak lazım. Vatandaşlık görevi budur. Birilerini seçtin. 4 yılında, 5 yılında neyse seçtin. Bir bakacaksın arkadaş, bu adam ne yapıyor? Vatandaşın hayrına mı yapıyor? Kendine mi yontuyor? Her şey de böyle. Yani ne olursa olsun biz bakacaksın kardeşim. Seçtiğin adama bakacaksın. Güvendiğin adama bakacaksın. Mesela bu cemaatler. Bir sürü cemaat var. Tamam. Peygamberden bahsediyorlar. İşte bir hırka, bir çorba. İyi tamam. Durmana bakıyorsun şatafatından yanına yaklaşamıyorsun. Lüks arabalar, lüks yaşantılar. Hani kardeşim bu peygambere fakirlere mi özendiriyor? Madem öyle sen de fakir ol. Yok. Oha gelmezler. Türkiye'de bakıyorum her yer imam hatip. Yahu tamam ne kadar imam lazım? O kadar imam hatip aç. Kalanı kardeşim meslek öğret, bilimsel bir şeyler eğitim ver. Yok. Hep imam hatip, imam hatip. Peki bunları açanların çocukları imam hatibe gidiyor mu? Yok.
Çoğu yurt dışında. İmkanı olan yurt dışında okutuyor. Daha az imkanı olan kolejlerde, özel okullarda okutuyor. Lan iyi bir şeyse sen önümüze git de bize görek, iyiliğini görek. Yok. Yani ne olursa olsun her şey vatandaşta bitiyor arkadaş. Vatandaş önce vatandaşını yapacak. Seçime gideceksin, oyunu vereceksin ve takip edeceksin arkadaş. Bu adam ne örüyor? Sana iki tane makarna, biraz kömür, bilmem biraz yardım bitti diye iyi dedin mi? Olmaz. Bir kere verdiği mal devletin malı. Devletin malı demek, milletin malı demek. Yani sana cebinden kimse bir şey vermiyor. Diyeceksin ki kardeşim, bu vatanın 85 milyon mu? Diyelim 85 milyon bu malı mülkü, hazinenin şunu. O zaman sen orada bir tane 1 liran var. Misal 85 milyon ediyorsa sen orada 1 liran var. Hisse sahibisin sen bu vatanda. Yani bunu öyle görmek lazım. Ha, gelelim Türkiye'nin durumuna, ekonomisine. Arkadaşlar, ben belki 20 senedir diyorum ki bu ülke iyi yönetilmiyor. Bir, gelir gider iyi değil. Bak bu gelir gider dedim ya, ayağını yorganına göre uzat. Bu ister tek kişi ol, ister aile olarak, ister holding olarak, istersen ülke olarak. Gelirinden fazla harcadığın zaman bir yerde tıkanırsın. Ülkeler de toplam gelirinden fazla harcadığı zaman, gider olduğu zaman bir yerde tıkanır. Ha, ülke vatandaştan biraz daha teferruatlı. İşte niye? İhracat geliri var. Turizm geliri var. İşte Türkiye'de dışında çalışanların işçi geliri var falan filan. Ama gider de ona göre çok. Bir tane sadece Hollanda firmasına bakın. Türkiye'de kaç tane? Biz sadece gördüğünüz göze görünen Pepsi, Coca-Cola, McDonald's bilmem 3-5 tane şey görüyor. Türkiye'de bir sürü firma var. Yabancı. Çoğu Türk bildiğimiz firmalar yabancı. Bizim kaynak sularını bile şişeleyip bize satan yabancı. Sonuçta bunlar karını dışarı götürüyor. İthalat giderimiz var. Böyle fabrikaların, şirketlerin, böyle yabancıların karını dışarı götürüyor. Bunlar var. Böyle ellezi mellezi yolsuzluk yapanların ne olur ne olmaz diye parayı dışarıya götürüyor. Böyle var. Yani ülkenin birçok kalemde geliri var, birçok kalemde gideri var. Ve sonuçta topladığın zaman kardeşim giderin fazlaysa, ülke de olsa bir yerde tökezlemeye, batmaya mahkum. Türkiye'nin durumu. Kardeşim, bu iktidar geldiğinde 122 milyar civarında borcumuz vardı toplam. Şimdi 500 milyar civarında. Gitmedi. Kardeşim bir sürü havaalanı yaptı. Kimsenin uçmadı. Kütahya gibi. Hastaneler yaptı. Bilmem yollar, köprüler yaptı. Kardeşim bunların her sene ödemesi var. Döviz bazında. Hem de yerlik, millilik ama bunların anlaşmaları da Londra Mahkemesi'nde. Peki sonumuz ne olacak? Benim görüşüm, benim şahsi görüşüm. Ateşi biraz açacaklar. Ateşi biraz iyi bir açacaklar. Yani derler ki kurbağayı tencereye koydun, altını da kısık ateşte açtın, kurbağa piştiğini anlamazmış. Yani bugüne kadar da böyle yaptılar. Mesela bu iktidardan önce emekli bir insan emekli olduğu zaman tazminatından bir ev alabilirdi. Veya emekli maaşı asgari ücretten fazlaydı. Şimdi bunu bir günde, diyelim maaşı 22 bin lira, 23 bin lira olsa, bir günde 10 liraya düşürsen hepsi hoplar zıplar. Niyetliler yıllar içinde kıdım 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 düşüre 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 zamı az yaparaktan, enflasyonu ezdirerekten şu anda nasıl asgari ücretten çok az alıyor. Neredeyse yarısı kadar alıyor. Gider aynı ama gelir yarıya düştü. Onun için seçimden sonra bence bir devalüasyon olabilir mi? Olabilir. Yüksek bir devalüasyon olabilir mi? Olabilir. Veyahut da engelleyebilirlerse bugüne kadar yaptıkları gibi engellerler ama bu sefer de bugüne kadar olan zamları diyeceğiz ki lan bu zamlar hiç zam değilmiş. Diyelim haftada 15 günde bir zam geliyorsa
Bir bakacaksın ki 3 günde 5 günde bir zam geliyor. Diyorum ya, ateşi biraz açık, iyi bir açacaklar. Millet hoplayıp zıplayacak. La bunlar neymiş, nasıl zammış diye hoplayıp zıplayacak ama iş işten geçti be kardeşim. Bu kadar atlıya, bu kadar hapishane boşuna mı yapıldı? Kim fazla sesini çıkardı? Aynı bozuk para gibi kumbaraya atacaklar. Yani her şey önce lazımdı. Bu saatten sonra benim tahminim, valla kim gelirse gelsin ülkeye bir zorluklara girecek. Çünkü 500 milyar borç var. Nasıl ödeyeceksin? Bir sürü hastanedir, işte yok yoldur, köprüdür, havaalanı da şudur budur. Bunlara da tıkır 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 ödeyeceksin. Satacak bir şey de kalmamış ki kardeş, satak da şu borçlarımızı ödeyek. Ne var ne yok, kıymetli satmışık. Allah yardımcınız olsun. Türkiye'dekiler için diyeyim. Allah yardımcınız olsun. Ben tahminim çok zorlu bir seçimden sonra çok zorlu bir hayat bekliyor. Ha, inşallah olmaz. Temennim ülkemiz kalkınsın. Türkiye kalkınsın. Ne bileyim, bir Avrupa gibi olsun ya. Ya bizim neyimiz eksik kardeş? Bizdeki insanlar çok çalışkan ya. İster ki iş bir, maaş bir adam gibi. Çalışır arkadaş. Ama ben sonumuzu karanlık görüyorum. Çünkü bu kadar borç ödenecek, bu kadar kira verilecek. Zaten ihracatımız ithalatı karşılanmıyor. Oradan da açık veri yok. Allah yardımcımız olsun. Başka ne diyeyim arkadaş? İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi ben kağıda yazmadığım için karıştırıyorum. Böyle yazsam aslında tam güzel güzel söylerim de. Unuttum bir şeyler, çok şeyler vardır. Daha demek isteyeyim, unuttum çok şeyler vardır. Beni bağışlayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın, var olun, sağ olun.